Evet, bize günaydın. Lorenzo ile buradaydık dün. Sahibi gelmedi herhangi bir şekilde. Bekledik bekledik, anlam veremedim. Manzara çok muazzamdı ya. Aşağısı çok iyiydi ya. Dün gece buradaydık ya. Evet, bu şekilde şimdi toparlanıp yola çıkacağız. Nereye doğru? Şırnak. Evet. Şırnağa doğru gideceğiz. Gidebilirsek Şırnağa doğru bakalım. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Pek malzememiz yok çünkü sıkıntılı bölgedeyiz. Alamıyoruz da. Maalesef eldekilerle idare edeceğiz. Evde burasıydı. Bayağı da büyük bir yer. Baya güzel ya. Abi yaptırıyor burayı. Biz hiç görmedik ama asıl sahibi Mahir'miş. Çok iyi ya. Aşağı manzarası falan. Evet, biz burada kaldık. Ama asıl sahibi hiç gelmediği için güzel bir not yazdım böyle hemen arkasına. İletişim numaramı da bıraktım. Herhangi bir sıkıntı da dedim abi bizi ara. Şimdi böyle bunu buraya yapıştıracağım. Bu da bu arada reklamım. Bunu buraya bırakacağım. Abi görürse herhangi bir şeyde arar, sıkıntı yok. Hakkını helal etsin. Şimdi dün kaldığımız yerden çıktık. Yolculuğumuz Şırnak'a doğru. Burada otostopa başlayacağız. Bakalım alan olacak mı? Takke düştü, kel göründü. Bekliyoruz bu bölgede. Şırnak'a doğru otostop. 100 kilometre. Yaklaşık 100 kilometremiz var ya. Şırnak'a doğru. Bakalım gidebileceğiz mi? Saat de erken bu arada. Kaçmış saat? 8. Güzel. Evet, Beautiful. 8. Erken kalkan yol alır. Erken kalkan yol alır. Erken kalkan yoralar. Erken kalkan yol alır. Erken yarkan. Yok, erken kalkan yol alır. Erken yalkan. Şimdi sabah. Sabah çok zor abi. Sabah akşam Türkçe çok zor abi. Adam zorlanıyor bayağı. Tabii ki öğle vaktinde söyleteceğim. Lorenzo şimdi pes etti. O Şırnak'a gidiyor. Çok sıcak. Çok sıcak harbiden de adam pes etti. Ben şimdi otostop çekeceğim. Ben tek başıma kaldım. Otobüs dedi 130 lira. Abi dedi gel ben vereceğim paranı. Yok dedim ya ben otostop çekeceğim. Bekliyorum şimdi ben. Lorenzo orada çay içiyor. Şırnak'a gidip çay içecek. Ben ise burada otostop çekip öyle buluşacağım. Bakalım şans belki denk gelir yani bilemem ben ondan hızlı giderim. Otostop iki kişi problem. Lorenzo ile Şırnak'ta buluşacağız. Zaten buralarda otostopun bir aile zor olduğunu biliyorum. Bir de iki kişi olduğun için otostop daha da çok zorlaşıyor. Bakalım ama pes etmek yok. Biz Türk'üz ya ne İtalyan ne Fransız. Ne fark eder? Aynı bölgede bekliyorum. Karşıda güzel dağ manzarası var. Efsane. Etraf bu şekilde araba geçmiyor. Irak'a doğru yakın olunca iyice sıcaklık çok artıyor. Sıcaklık arttığında da problem ya. Çok sıcak olması sıkıntı. İnsan bir mayhoş oluyor, bir tuhaf oluyor çok sıcakta. Bekliyoruz, araba geçmiyor hiç, internet çekmiyor hiç. Bakalım. Eruh'tayız. Şu karşı taraf Eruh. Buraya kadar gelebildim. Araba hiç geçmiyor. Burada bir küçük kölge buldum. Burada oturuyorum. Aynı zamanda bu abla var Eruhlu. Abla dedi eğer geçerse ben sana araba durduracağım. Tamam dedim. Karşı taraf Eruh. Siirt'in Eruh köyü. İlçe de olabilir, köy de olabilir bu arada. Tam olarak emin değilim. O yüzden bekliyorum bakalım.
Şırnak'ta da hiçbir şey yok. Bir de Cizre'de de çok sıcak. 42-43 dereceleri uzanıyor. Bakalım. Ne yapacağız? Şırnak'a doğru bir gidelim. Evet, inanılmaz derecede bir zorluk var. Kimse durmuyor. Bir de giden de bu yoldan gidiyor. Aynı zamanda bu yoldan da gidiş var Şırnak'a doğru. Ve bu yoldan da var ama bu şu daha iki yoldan Eruğun içinden geçeceksin. O yüzden ben bu yol tercih ediyorum. Bu şekilde de hiç kimse gitmiyor. Şuradan Eruğun içine doğru gidenler de yani durup da bir ya nereye diye hiçbir şey yok. Hıpızlı uçup geçiyorlar ya. İlk defa bu değişik. Şaşırdım. Bakalım şuradan gidebileceğiz mi? Çok zor gibi ya. Bayağıdır da bekliyorum ha. Evet. 1,5 saat falan oldu ya. Bayağıdır bekliyorum. Şaşırtıcı. Bakalım. Belki bir yani selam veren insan çıkar da bir sorarız ya. Eruğun içinden mi şimdi arabalar geçiyor? Bu yolu hiç kullanmıyorlar mı? Süs diye mi yapmışlar? Her geçen arabalar bu kadar küçük köyün içinde neler yapıyor? Onu merak ediyorum sadece. Sormak istediğim bu. Evet, Eruğun içine otostop çektim. Eruğun içine tam bıraktı abi. Belki 2 kilometre getirdi. Şimdi Eruğun içinden o dediğim petrol olan yola doğru yürümeye çalışıyorum. Çünkü diğer yerden yürüsek sıcakta mahvolacaktık. Şimdi buradan gidiyoruz. Evet, inanılmaz bir veli nimet buldum. Buz gibi su. Şimdi gitmeye devam ediyorum. Bu petrolden çıktım. Bir soğuk su doldurduktan sonra ileride bir askeri kontrol noktası var. O askeri kontrol noktasını geçtikten sonra muhtemelen o benim başta durduğum, bayağı beklediğim yoldan bu yol artık tek bir yere bağlanıyor. Ve artık otostop kolay olacak. İnşallah tam şu askeri kontrol noktasından geçebilirsek. Gidiyoruz yani askeri kontrol noktasından geçtikten sonra bayağı da yürümemiz lazım. Niye? Çünkü askerler var diye hiçbir araba almayacak zaten. Gönlünden hiç almak niyeti geçmiyor buradaki insanların. Oradan çevirme, buradan çevirme. Hayda. Askeri kontrol noktasını geçtim. Sıkıntısız. Şimdi araba bekliyorum. Oradan araba gelirse buradan geçer. Yani bir alırsa şöyle kölge bir yerde bekliyorum. Araba gelirse bakalım. Ufak bir kölgesi var ama çok iyi yani güneşten korunmak için. Yine efsane. Araba hiç geçmiyor ya. Eğer dönüş yaparsam Beytüş yapıp yani Hakkari üzerinden gideceğim. Çünkü bu kadar araba geçmeyen bir yol olur mu ya? Bu kadar zor olabilir mi bir otostop? Bu güneşin alnında ya. Aşırı derecede sıcak ya. Hakkari'nin yine bilmiyorum, Hakkari'de yine iyiymiş. Daha başındayız ama bakalım. Herhalde bir araba geliyor ya. Şans. Bekliyoruz bu bölgede. Şırnak'a doğru gitme çabalarımız devam ediyor. Şimdi Şırnak'ın tam göbeğine gelmeyi başardık. Nasıl başardık ben de bilmiyorum. Burası Şırnak'ın tam merkezindeyiz, göbeğindeyiz. Bir şeyler varmış, sanat çarşısı falan. Şöyle iki bir tur atalım. Ondan sonra bakalım bir hal çaresine. Bakalım güzel bir şeyler var mı, bir çekelim. Şimdi Şırnak'ta şöyle bir yaz var. Ben biraz bayağıdır geziyorum yalnız. Şırnak'ta biraz problemler hala devam ediyor. Çantam bile bırakmak için yani çok
adama çok ısrar ettim. Herhangi bir sıkıntı var mı çantanda veyahut da şey var mı? Bak benim başım belaya sokma. Diyorum yok. Yok desem de yani sıkıntı. Şırnak'ta zaten merkezde pek gezilecek bir şeyleri yok. Cizre var, bir Cudi Dağı var. Orada yasak diyorlar falan. Bilmiyorum. Cudi Dağı'nı zaten ben dağcılıkla işim yok. O yüzden Cudi Dağı'na gitmeyeceğim. Şimdi burada biraz daha dolaştıktan sonra çıkacağım artık Şırnak'ta. Ama sıkıntılar hala devam ediyor yani. Evet, sabahtan beri otostop çekiyorum. Artık bir şey yemiyor mu bu çocuk diyorsunuz. Tabii ki de saat oldu bayağı bir geç ama şimdi bir şey yiyeceğim. Tabii ki ne yiyorum? Yine dürüm yiyorum burada. Dürüm yapmışlar. 45, 10 lira da ayran, 55 lira. Dürüm yiyoruz yani. Uygun yolu ne bulursak bir şeyleri yemeye çalışıyoruz. Bana afiyet olsun. Şırnak'ta aynı zamanda gezmek için bir yer baktığında böyle şehrin ortasında bir saat kulesi var. Yanında da büyük bir cami. Saat kulesi. Tek turistik yer olarak saat kulesini gösteriyor Şırnak merkezde. Müze falan herhangi bir şey yok. Şırnak'ta burası hemen Şırnak Belediyesi'nin karşısında saat kulesi. Hemen saat kulesinden az bir şeyleri geldikten sonra böyle bir şırnak. Burada herkes hayat bulacak diye güzel yazı var. Aynı zamanda tabii ki de burada bir sanırsam maden işçilerinin şeyini ya heykelini yapmışlar. Ve şöyle çıktığımızda da güzel bir heykel var. Havuz. Burası belediyenin önü. Belediye de bayağı büyük. İki mi? Evet, saat kulesinin önünde otururken burada yanıma bir arkadaş geldi. İsmi Yahya. Yahya iki dil biliyor. Yahya, hangi dilleri biliyorsun? Türkçe, Kürtçe. Yahya, Kürtçeyi nasıl öğrendin? Ben hala Kürtçe bilmeden tek okula gittim. Her geldiğimde annem ve babam Kürtçe konuşuyordu, onları dinleyerek öğrendim. Helal olsun Yahya. Kaça gidiyorsun? 5. Yahya 5'e geçeceğim. 5'e gidiyor. Şaşırtıcı ya. İki dil bilmiş oluyor yine. Hem Türkçe'yi biliyor, bayağı iyi profesyonelce konuşuyor. Hem de Kürtçe'yi de konuşuyor. Helal olsun Yahya. Adamsın. Kamp alanı ararken böyle bir Antep fıstığı buldum. Bu Antep fıstığı, yani Antep fıstığı diye geçiyor ama tabii ki burası ismi bildiğimiz Antep fıstığı. Şimdi bu sahipsiz, biraz bundan toplayacağım. Sonra akşamüstü yerim ya. Bu Antep fıstığı. Şırnak'ta otostop çekmemiz devam ediyor. Ama Şırnak'ta otostop bir hayli bir hayli sandığımızdan daha çok çok zor. Kısmet. Çok çok zor. Otostop. Evet, otostop çektim. Bayağı bir uğraştan sonra güzel bir abilerim aldı. Beni bir köy evleri varmış. Abi ben çadır yeri arıyorum dedim ya. Bir türlü kurabileceğim, kamp kurabileceğim uygun pozisyonun yeri yok mu dedi. Dedi bizim bahçe var. Dedim abi kurulur mu? Biraz uzak yola doğru. Yaklaşık 25 dakika falan yürüme mesafesinde. Abi betonu suluyorlar onlar. Abiler. Dedi buraya kurabilirsin. Su da var, elektrik de var dedi. Tamamdır abi dedim. Güzel ya orada. Güzel bir pozisyon eğer kurduğumda gösteririm.